Sırada Amerikan basından özetler var. Alparslan Esmer haftanın ilk günü Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Alp. Özlem, Amerikan basından özetlere Washington Post'la başlayalım. Washington Post, Başkan Trump'ın eski FBI Başkanı James Comey'nin yürüttüğü Rusya ve Michael Flynn soruşturmasını engellemek için Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats'tan yardım alma girişiminde bulunduğunu bildiriyor. Coats'un Senato İstihbarat Komisyonu önünde bugün ifade vereceğini bildiren gazete, Trump'ın Rusya soruşturmasını engelleme girişiminde bulunup bulunmadığı sorusunun komisyonun bir numaralı gündem maddesi olacağını yazıyor. Öte yandan FBI eski başkanı James Comey'nin ise yarın vereceği ifade büyük merakla bekleniyor. Gazeteye göre kampanyasındaki simaların Rusya ile ilişkilerine odaklanan soruşturmayı cadı avı olarak niteleyen Trump, Comey'nin ifadesi sırasında da rahat durmayacak ve Twitter üzerinden tepki vermeyi sürdürecek. Comey'nin kapsamını giderek genişlettiği Rusya soruşturmasının Trump'ı adeta yiyip bitirdiğini yazan Washington Post, Beyaz Saray'ın Trump'ın özellikle Twitter üzerinden yansıtacağı öfke patlamalarına hazırlandığını bildiriyor. New York Times ise dün bir saldırganın Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali önünde bu Suriye için diye bağırarak polise çekiçle saldırma girişiminde bulunduğunu ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini bildiriyor. Habere göre Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb, terör saldırılarının artık eskisi gibi kılı kırk yaran planlar içermediğini, her türlü araç gerecin bile silaha dönüştürülebildiğini belirtti. Öte yandan gazete geçen cumartesi akşamı Londra'da girişilen saldırılarla ilgili ayrıntılar vermeyi de sürdürüyor. Habere göre İngiliz polisi birçok uyarıya rağmen 3 saldırganın elinden kaçırdı. Uyarı sinyallerinin göz ardı edildi, önemsenmedi ya da gözden kaçırıldı. Gazete saldırganlardan birinin İtalya'da uçağa binerken çantasında IŞİD propagandası bulunduğunu, FBI'nin ikinci saldırganla ilgili olarak 2 yıl önce uyarılar verdiğini, İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu geri çevrilen 3. saldırganın ise ülkeye İrlanda üzerinden giriş yaptığını bildiriyor. Gazete başbakan olmadan önce 6 yıl boyunca terörle mücadeleden sorumlu bakan olan Theresa May hakkında genel seçimlere bir gün kala birçok soru işareti belirdiği yorumunda bulunuyor. Hatta May'in Dışişleri Bakanı Londra'nın eski belediye başkanı Boris Johnson bile herkesin aklındaki soruları dillendirmeye başladı ve bir televizyon programında bu insanları elimizden kaçırmayı nasıl başardık dedi. New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Suudi Arabistan'ın Katar'ı dışlama girişiminden kendine pay çıkardığını ve Arap dünyasında körfez ülkeleri arasında aniden çıkan bu krizin içine Amerika'yı da çektiğini yazıyor. Gazete Trump'ın Twitter'da paylaştığı Orta Doğu ziyaretim sırasında radikal ideolojinin daha fazla finanse edilemeyeceğini söylemiştim. Liderler Katar'a işaret etti şeklindeki mesajının Trump'ın Suudi Arabistan'dan yana tavır aldığını gösterdiğini kaydediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Trump'ın Orta Doğu'daki Sünni ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalışmadığı, sadece Katar'ın çelişkilerle dolu siciline ilişkin hislerini ifade ettiği bildirildi. Beyaz Saray basın sözcüsü Sean Spicer da Trump'ın taraf tuttuğu iddialarını reddetti. Katar Hava Komuta Merkezi'ne ev sahipliği yapmanın yanı sıra Amerika'nın Orta Doğu'daki istihbarat karargahının ve Amerika Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nda bulunduğu ülke. Gazete ayrıca Cornell, Georgetown ve Northwestern'ın da aralarında bulunduğu Amerika'nın itibarlı 6 üniversitesinin Katar'da kampüsleri olduğunu hatırlatıyor. Los Angeles Times ise Kaliforniya valisi Jerry Brown için ziyaretinin ayrıntılarına yer veriyor. Gazete şu anda Çin'de Amerika'nın lideri Trump değil Brown başlıklı haberinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelen Vali Brown'ın iklim değişikliği meselesinde adeta Amerika'nın lideri görevini üstlendiğini yazıyor. Gazeteye göre iklim değişikliğiyle mücadelenin çehresi olan Kaliforniya, Başkan Trump'ın Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çektiğini açıklamasından sonra farklı bir statüye büründü. Vali Jerry Brown ve Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ı adeta saf dışı bıraktı ve bir saat süren görüşme sırasında yeşil enerji teknolojisini ele aldı. Gazete, Pekin hükümeti ve Kaliforniya'nın iklim değişikliği konusunda müttefik oldukları yorumunda bulunuyor. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Alp. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.